Selam millet, de oyun arada birlikteyiz kardeşlerim. Jurassic World The Game oyunumuza kaldığımız yerden hızlı bir şekilde Kod 19'la devam ediyoruz. Daily görevlerimiz, weekly görevlerimiz, sezonluk görevlerimiz, bütün görevlerimiz üst üste. Hepsini büyük bir ciddiyetle yapmaya devam edeceğiz. Sen nesin? Aero Titan falan mısın sen ya? Quetzal mısın? Hangisiydin sen? Büyük kuşlardan. Çünkü çok da kolay değilmişsin. Bir hışımla başladın kaçma operasyonuna. Bir hışımla kaçarım ben. Kaçamadın sen ama. Üzücü olan, buralarda ne kadar iyi gidersek gidelim. Sonunda bir latency, bir gecikmeye bakar şu sondaki mini game. Headshot attık. Güzel oldu. Peki. Şimdi şuradan hızlıca şu görevlerimizi hemen yapalım. Biliyorsunuz bir takım görevlerimiz var. Mesela iki rare istiyorum. Food vereceğim sana diyor. Berbat bir görev. Normalde hayatta kabul etmem. Ama zaten çok bir görev yok gibi görünüyor. Evet, gördüğünüz gibi bu da bir görev değilmiş. Bu da bir görevmiş. Aslında onu kabul etmek zorunda değilmişiz. Böyle de bir şey varmış. Evet, onu kabul etmek zorunda değilmişiz ama kabul etmiş bulunduk bir kere. Ne yapalım artık? Çok geç her şey için. Üzülmeye gerek yok. Önümüzdeki maçlara bakacağız. Devam ediyoruz. Sen de şuradan bana bir paket verirsen eğer. Paketimi alıp vabonumu toplayıp evime gitmek istiyorum. Vermedin. Teşekkür ederim. Senden alalım bari o zaman onu. Almadığımız o kadar belli ki çünkü onu alırsak trilling trilling ting tong diye bağırıyor. Mesela 3 tane booster aldığımızda normalde 3 modu aldığımızda bağırıyordu. Şimdi birdenbire check attı ya büyük ihtimalle bize ver aynen. Paketi verdi. Çünkü paketi aldığını anlar anlamaz sana hemen günlük görevi bitirdin diyor. Burada modu aldığın zaman günlük görevi bitirdin diyor. İkisi farklı şeyler. 3 tane pack. Collect 3 mod. Spent 400 bin food. Bir tane aquatic match. 3 tane trade. Herhangi 2 tane daha PvP yapmamız lazım. Onu şöyle hemen halledeceğiz. Bütün görevler birden bitecek bunu yaptığımız zaman. Önce şuraya geleceğiz. Cenozoic diyeceğiz. Şöyle Cenozoic seçerek Savana ile daha maç yapmamız lazım ya galiba. Onun için bak ekstra bir istekte bulunabilir bizden. Baktığımız zaman sezonluk görevdi galiba o. Yanılmıyorsam 40 tane Savana ile gel diyordu. Simon. Senin gibi Simon'u ilk defa gördüm Y harfiyle. Simon. Simon mu demek acaba? Yoksa Simon Derki'deki Simon o mu? Bilmiyorum. Amfibi görevi bitti mi ama şuradaki PvP maçında 3 farklı türden dinozor seçmemizi istemiyor. Onu biliyorum. O yüzden böyle bir seçim yapabilirim. Artık alışmış olman lazım buna diye düşünüyorum. Üzülmüyorsundur. Bir de speed up'ı yaparsak görevlerimiz tamam. Hızlıca görevleri tamamlamış olduk. Evet. Yine bir günlük görev silsilesini tamamladık. Aynı zamanda sezonluktan da 2 tane bitirdin diyor. Bak oradan gördüm onu. Peki sezonluktan ne bitirmişiz? 40 battle'ı bitirmişiz. 630 puan. On Pterosaur Hatch'leyi bitirmişiz. Amfibiya 16 tane kalmış. Objektif 26 tane kalmış. Pterosaur 7 tane kalmış. Fuse'lamak. Şimdi Weekly'ye bakalım. Savana var. Weekly için 1 gün 19 saat kalmış. Modlarla savaş kazan var. 2 Legendary Hatch'de var. Savana kullan var. Şimdi Legendary Hatch'de biraz sıkıntı. Oh maşallah. Hiçbirini almamışız. Buraya kadar gitti. Peki şimdi food'u alabilirim. Parka... Abi böyle bir şey olamaz ya. Bazen bu oyunun bunu bilerek yaptığını düşünüyorum. Yani sırf bunu bilerek yapıyorlar var ya. Bunu almayacaktım. Başka bir günün
paket görevi için kullanacaktım. Niye buna geldi? Niye buna gelmedi? Niye buna gelmedi? Niye direkt buna geldi yani? Biri bana bir açıklama yapsın. Bak niye buna geliyor hemen? Tövbe estağfurullah ya. Neyse güzelim paketi bize kullandırdı boş yere. Hayda ben de bak sinirlendim. Bu şeyi de gold'u da ben aldım şimdi. Zaten misclick üzerine kurulmuş bir oyun yani bu. Bütün mobil oyunlar gibi. Bana açlar ki yanlışlıkla klikleyip bir şeyler almanız üzerine oyun yapıyorlar. Weekly, sezon. Tamam. Paket de burada. Eyvallah. Hepsini geçtik. Şuraya geldik. Burada da daily bitti diye bir şey verdi. SDNA için maçları bitirmemizi istiyor. 10 tane yaratığı Oşka diyor yine. O görevlerden gelmiş. Tamam. Bakarız yapacak mıyız, yapmayacak mıyız ona. Şimdi biz şöyle bir görevimize gelelim. Bakalım ne var? Para için savaş. Aquatic Wave. En sevmediğim görevler. Cenozoic Stampede mi? Aa bak bu Cenozoic versiyonunu çok şey yapmadık. Aquatic'i de oynadık da. Cenozoic'i oynamadık. Monster Swap'lı Deep var. Bunu da yaparız ama öncelikle şunu bir kontrol edecektim. 2 gün 21 saatte bir şey söyleyeyim mi? Ben buraya bir tane dinozor koyduğuma yemin edebilirim. Bir şey olmuş. Crash olmuş. Bir şey olmuş. Ve gitmiş. Aa bu çok üzücü oldu ya. Dimorphodon koysam oraya. 2 gün 14 saat diyor. Tamam o zaman. 2 gün 14 saatlik Dimorphodon'u buraya koyacağım. Ama ben ne yapacağım? 1 gün 19 saat 18 saat sonra ona kontrol edeceğim. Ucuz bir şekilde oradan çıkartacağım. O zamana kadar modlu savaş ve savanaları da yapmamız lazım ama işin korkutucu yanı. Şurada modlu bir savaş yok değil mi? Yok. Evet. Modlu bir savaş olmadığı için mecbur buradan gideceğiz. Şimdi Cenozoic Stampede görevine bir gidelim bakalım. Her türden bir tane koyalım şöyle. Zaten başlangıçları bu savaşın genelde tek atılarak olur. Hoş olmadı bu. Saldırmaması bizim için güzel oldu. Zırh ve enerji mi çektin canım? Teşekkür ederim. Benim için aydınlatıcı bir maç oldu. Arkadan gelen de bizim antimiz olduğu için bize antin kuntin hareketler yapabilir. Dikkatli olmamız gerekiyor. Tahmin etmiştim böyle bir şey yaptığını ama bu benim için iyi değil kötü oldu. Bütün enerji arkadaki adama kaldı çünkü. Gerçi ölümcül saldırılar yapmıyorlar. Abi bu ne çirkin dizmişsiniz böyle yeter ama ya. Birini indirirsek öteki arkadan onu koruyan modda falan geliyor. Artık hepsini zırh vermemiştir dedim. Neredeyse hepsini zırh vermiş. Tebrikler. Güzel. Potansiyel 2 zırhı var. Varmış. Potansiyel değil. İki saldırı. Hiç saldırı. İki zırh iki enerji yaptı o zaman. İki zırh iki enerji yapmış gerçekten. Minimum hasar almak için böyle bir pozisyon aldım ona. Oo bir kaldı sadece cebinde. Bu güzel. Yani maksimum direnebileceğim bir hamle yapmak istedim ona. İki zırh da versen indiriyorum diyorsa evet diyormuş. Keşke iki zırh iki enerji verseydi. Çünkü saldıracak adam. İki zırh da versen indiriyorum diyor yani Türkçesi. Aldık gibi maçı bakalım. En son adama da biraz bağlı tabi ama buz karakteri geldi. Buz karakteri de buna iyi vurur. Kırmızı da buza iyi vurur. Tamam ya. Sıkıntı yok. Tahmin ettiğim gibi yine iki zırh enerji yapmış.
Marsupial Lion. Göster enerjini Marsupial. Altılık saldır. Cimri davrandın. Aslında full zırh vermiş olsam çakılıyordun duvara ama neyse. Şimdi buradaki ince hesap şu. Her seferinde yeni bir üçlü seçeceğiz ve bizim o kadar üçlümüz yok galiba. Evet. Şimdi farklı bir üçlü seçmem lazım. Bir sonrakine de bunları seçeceğiz. Hadi bakalım. Yani çok da uzak değiller. Çok da yakın da değiller ama çok da uzak değiller dediğim gibi. Adamın canı 286, ben 287 vuruyorum. Ha, bu nasıl bir bahttır? Herif de büyük ihtimalle ilk bu hesaba baktı ve böyle bu ne biçim ya dedi. Bir atak, bir de cepte öyle mi? Vay bana taktikler. Şimdi sarı buna kötü vuruyormuş. O zaman ben yine böyle yapacağım. Aa zırh vermemiş, enerji vermiş. Çakala bak. Neyse sarılın bize kötü ve mükemmel bir açılış oldu ya. Mavinin karşısına kaçırıp hemen kırmızıyı koymadığım için tabii biraz da benim akıllı oyunculuğum oldu bu. Ya hocam senin var ya sıfır zırhlı adama 8'lik saldırı yapman lazım bir şeyler yapabilmek için ha. Ne yapıyorsun? Yavaş yavaş enerji biriktirerek 7'ye çıktı vallahi helal olsun. Ama ben de ciddi bir zırh verdim. 5'lik saldırı 2'lik de zırh yaptı büyük ihtimalle. İkilik de zırh yapmış gerçekten. Bir ikilik zırh da bu yaptı büyük ihtimalle. 2 zırh 2 enerji yapacak. Vallahi helal olsun. Gayet kartları açık oynadı. Bir bıraktı geriye. Ben öyle anlamam dedi toptan tüfekten. Isırık atar giderim dedi. Mekanı terk etti. Hiç kırmızı gelmiyor şu anda. Kırmızıya tövbe ettik. Kırmızıyla oynamıyoruz. Ama ben tövbe etmedim. Ben oynayacağım. Şöyle geleceğim. İki zırh enerji metoduna devam ediyor adam. Isırıldınız o yüzden. Full atak yaparsa bir şey yapabiliyor galiba. Altı saldırırsa. Emin değilim ama. Üçte zaten hiç olmaz yani söyleyeyim sana. İki zırh bir enerji mi bıraktın diye düşünmüyor değilim. Acaba iki zırh bir enerji mi bıraktın? Üç zırh bırakmış. Herkes üzgün. Hiçbir yere götürmüyor bu yaptığı hareket. Yani oyunu hiçbir yere götürmeyen hareketler yapıyor adam. Şu yaptığı deminkinden daha büyük bir dezavantaj sağladı ona. Tek başına buna değil tabii. Dokuzuna da. Bunlar dokuz arkadaş. Dokuzuna da dezavantaj sağladı o yaptığı. İki zırh iki enerji. Hemen gördüm onu. Yine 3 zırh yapmış ya. Allah'ım yarabbim. Akıl fikir ver bana. Dediğim gibi hiçbir avantaj sağlamıyor. Hiçbir yere götürmüyor adam bu yaptığı. Üç zırh vermiş şimdi de. Çok ilginç. Enteresan hareketler. Yani Andrei Sarkos'un altı enerjisi olsun diye mi yaptım bütün bunları? Yani helal olsun diyelim. Başardın. Bu buna karşı iyi. Peki o zaman. Şimdi bunu seçeceğiz. Buyur. O gizli hamleni kullan şimdi. Ve yine mi saldırı yok? Vallahi bir şey söyleyeyim, cezalandırırım çünkü lazerli tekme atma fırsatını her zaman bulamıyoruz. Jiu diye. Bir maç daha mutlulukla sona erdi. Son koşuya
Son 400 metreye doğru gidelim. Andrei Sarkus, Indre Koteryum, Megalaseros. Yine değişik bir matchup'la başladık. Yani mavi neye iyi vuruyormuş? Sarıya. Yani kırmızı onu iyi dövecek. Bu durumda zaten ısırır geçerim. Magistoterium'u ısırdığım yetmezmiş gibi. Bir de Diprotodon geldi. O da sakatta. O da bana bir birlik saldırsın. Ben şaka yapmıştım. Ama gerçekten de adam hep aynı stille oynuyor. Bu seferki dizilimlerim kötü adamların acaba ya? Arkadan sarı geliyor falan hani. İlk turda çok kötüydü. Burada gelen adamın karşısına çektiğim antinin arkadaki adam antisi oluyordu falan. Burada tam tersi her şey. Zınk. Gitgide daha kötü dizilimle gelip daha kolay bir şekilde kaybetmeye başladılar. Oo, iki de zırh vermiş. Ekmeğime yağ sürüyor. Benim güzel bir fikrim var. Önce sen saldır, ne dersin? 4 zırh vermek gibi bir kroluk yapması mükemmeldi. En sonunda da beni bir enerji zarara soktu. Allah'ım yarabbim. 4 zırh verdi, 4 zırh verdi, 3 zırh verdi. Burada da minimal saldırı yaptın. Vallahi bu bilgisayarın bu PvP, bu karşılaşma motoru neyse bence bunu silsinler. Çünkü 5 para etmiyor. Sen şimdi full atak yapmıştın değil mi bana? Full atak mı yapmıştım? 3-1. Utanmadan açtım baktım. Çekmiş olduğum videoda bir enerjisi varmış. Derdim bunu indirirsem arkadan gelen bana nasıl bir öpücük verir. Yani o canımı sıkıyor ama neyse. Gelsin arkadan gelen bir tane öpücük versin bize artık, ne yapalım. Kırmızı kırmızı. Zaten ikisi de kırmızı geliyormuş. Son rakibin iki tanesi kırmızı. Bu fırsatçılıktır ama yaptığın. Şimdi ben sizi dövmez miyim lan? La ben seni dövmez miyim lan? Tekme tokat hem de. Bak ah, bu bir darbe sana. Hayatın sillesi bu. Gıdak diye kafa attım böyle. Ben seni dövüyorsam mavi de beni dövüyordur büyük ihtimalle. Hiçbir şey yapmıyorsun. Çok hoş. Yav, yav, Allah'ım amacın nedir yav? Nereye gidiyorsun ya? Yolun, yordamın nedir? Bana bir anlat. Yaptığın taktiğin bir manası yok ya. İki bıraktın geride değil mi? Bu kadar yani. Bu büyük taktiğin buydu. Bir enerji kaçırmışsın. Aman Allah'ım. Korkuyorum. İnanılmaz bir taktik. Yine zırh abanmış. Manasız hareketler yine. Manasız hareketler. Sadece zırh abanmaya yönelik.
Yine garip saldırılar. Bari altılık saldırsaydım, bir işe yarardı yaptığın saldırı. Neyse kardeşlerim, şikayet ediyorum bu kadar ama en azından rakibimizi yendik. İşte bunu yapacağını tahmin etmiştim. Bunun için hiç beklemeyeceğim artık, bu saatten sonra durmak yok. Maksimum atak. Bekleme yapmadan bak. Sana hain bakışlarla üçlü ısırık atıyorum. Golden Reward. Her türlü paket açıyormuşum zaten burada. Gerçi bilmem lazımdı bana o şeyden paket çıktığı zaman. Şuradan paket çıktığı zaman bu zaten bir tek anlama geliyor. Hali hazırda ben bu oyunda paket açabilecekmişim demek. Çünkü onun vereceği paketin hayır olmaması lazım ya. Böyle bir durum var yani bizde. Aa, demek ki bu oyunda paket açacaktım diyorum. Aa, bu da complete olmuş. Hedefe ulaşılamadı diyor. Ah ah. Bu oyunun bu community hedefleri de tırtlamaya başladı. Demek ki yeterince oyuncusu mu kalmadı acaba? Hedeflere ulaşılamıyor artık. Şu paraları toplamayalım. Bir sonraki maça bakalım. Bir sonraki maçta Aquatic Wave olmaz. Aquatic Wave'i geç. Fight for Funds. Abi şu Fight for Funds'ı kazanamıyorum. Çok güçlü rakipler çıkıyor karşımıza. Bir deneyelim mi kazanmayı? Fight for Funds'ı kazanırız belki. Çok güzel olur. Şuna girip bir iki tane şeyi yapalım ama önce gelin. Modlu savaş yap diyor ya. Modlu savaş yaptık saymıyor çünkü eğer. Burada bir şeyler yapmazsak. Bence bir modlu savaş yapalım şuradan. Bak kardeşim benim, ne hale düştünüz artık ya. Sizin de sıkıntınız büyük yani. Bir de korkudan defans falan vermiş salamander. Ben ne yapayım burada? Bir iki defans vereyim, dört de enerji vereyim. Bir dahaki tur ultiyi patlatayım. Güzel oldu. Şimdi şöyle yapıyoruz. Bir tane yapıştırıyoruz. Buradan bir ultiyi çalıştırıyoruz. Çalıştım ulti. Prepare oldu. Çok güzel. Bunu seçebiliyor muyum şimdi? Tabii ki seçebiliyorum. Ondan sonra ne yapıyorum? Bir daha enerji geldi. 1, 2, 3, 4, 5 diyorum. Ultiyi çalıştırıyorum. Sonra 1, 2, 3 diye zırh veriyorum. Var mı enerjisi? Varmış ama tırt enerjisi varmış. Ne yaptın? Defans verdim. Bir dahaki tur zaten defansa gitti bunun. Çok belli. Bundan sonra maksimum enerjiler, maksimum şarj uplar diye devam ediyoruz. Şurayı bir çekelim. Bu adam bu tür enerjide zaten belli. Abi istediğim kadar adam değiştirebiliyorum. Her değiştirdiğim adam için tekrar enerji veriyor. Çılgın ya. Üç enerji biriktirirsem ne olacak onu merak ediyorum. Prepare. Ha, prepare bir enerji bırakıyor arkada. Hep bir enerjim kalıyor arkada. Peki. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Böyle yapayım. Bence böyle yapar. Aa, olmadı. 2 zırh vermiştir dedim. 3 zırh vermiş. Beşlik saldırı. Sevdim. Bu hareketini sevdim.
Cesurca. Cesurcana. Şimdi maksimum saldırdığını düşünüyorum ama. Bir atak, iki atak. Bu da bir zırhın olabilir orada. Yok zırhı, yanlış hesapladım tabii ki. Şimdi bu ultin gitti değil mi senin? Evet, ulti gitti. Hasarlarımız tekrar yükseldi. Peki. Güzel oldu. Eli KO falan. Sen zaten bir tane daha verir ultiyi çalıştırırsın şimdi. Biliyorum ben. Şarj up, şarj up orada mükemmel bir şekilde gelişiyor. Şuna o zaman biz diyoruz ki bak 1 diyoruz. 2 diyoruz. 3 diyoruz. 4 diyoruz. 5 diyoruz. 6 diyoruz. Ha. İnce hesaplar yapıyorum çünkü sıra bana geldiği zaman bonus ulti açma ihtimalim var. Eğer şimdi yıkılırsam, yıkılmadım. O zaman zaten bir artı atak gelecek. Enerji bıraktığım artı bir fazladan gelecek falan. 3 sır vermiş olabilir yine. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. 2 zırh vermiş bu sefer. Her seferinde farklı bir zırh vererek beni kandırıyor. Benden eğleniyor. Bene kandırıyor. Çok güzel dörtlük saldırı geldi. Tam istediğim şey. Ama şu zırhı açamadan vuramadı ki hiçbirine. O beni üzdü yani. Sanırım T-Rex'inle saldırmayacağım şimdi. Trike'ımla saldıracağım. Çıldır, şarj apaç. Tamam, bir de atak aldı zaten fazladan. Bir de maksimum saldırı yap. Bu kadar işte. Ben buna bir modlu galibiyet derim. Ötesini bilmem. Bence bu bir modlu galibiyettir. Bir daha söyle. Ben de seni bir tane daha modlu galibiyet istiyorum. Kaçma. Hemen kaçma işte. Bunu yapma. Bunu yaptığın zaman ben kızıyorum. Kızıyorum. Elimde değil, sinirleniyorum. Onu ısırmanız için önde bırakacağım. Onun şarj yapına ihtiyacım yok. Onu yemenize ihtiyacım var. Ulti enerjisi olarak kullanmaya ihtiyacım var onu. Onu yemediğiniz için de kızıyorum. Siz onu yemeyince daha çok kızıyorum. O zaman şöyle yapacağım. Switch edeceğim bunu. Bir, iki, üç, dört, beş diyeceğim. O kadar enerjisi yokmuş ama ona yakın varmış. Beş enerji. Beş enerji de bunu zaten vurur. Bir enerji daha ver ona. Aynen öyle. Ultiyi aç, bir enerji gelsin falan. Değişik küçük hesaplar böyle. Revive aldı. Maksimum saldırısını yaptı. Maksimuma da gerek kalmadı. Hesabını yaptı adam. Maksimuma gerek yok dedi. Peki. Şimdi ben de aynısını yapacağım. Şöyle geleceğim. Bir tane vereceğim. Bir ultiyi açacağım. Senin cebinde bir enerjim var. Yanılmıyorsam. Ölümsüzlüğü aldım.
Şöyle sana birlik atak yaptım. Bir enerjim vardı. Bloklayacaksın bunu. İkilik atak yaptım. Bir de enerji çektim. Revive'ın çalıştı ve maalesef senin bir daha revive'a gidecek kadar enerjin de yok. Riski atamazdım. Belki maksimum zırh verirdi, 4 zırh verirdi. Oydu sonsuzluğa götürmek için oradan. O yüzden bu saldırıyı yapmam gerekiyordu. Yoksa 2 zırh 2 enerji verdiğini biliyordum. Yani ona göre bir şeyler yapardım ama. Saldırı yok peki. Yani Volkri tek pek bir şansın kalmadı bu saatten sonra. İşte 5 değil 55 sırf vermen lazım hayatta kalmak için. Boss kombatlarına gelince artık biraz yalan oluyor o iş. Benim de daha önce söylediğim, bir kardeşimizin de söylediği gibi devamlı 9500'lük şey veriyor. 15'e bir daha çevirirsek belki daha fazla verebilir. Vermiyor. Yine 9500'lük kehribarı veriyor. Efsanevi. Gerçekten efsanevi. İki tane modlu savaş saymış buna, evet. Tebrik ediyoruz kendisini. O zaman aslında İstediğimiz aksiyonu, günlük aksiyonumuzu tamamladık gibi görünüyor kardeşlerim. Bir boss savaşı ve bir tane de ilk defa oynadığım, gerçekten ilk defa aradım. Cenozoic 9 vs 3 maçı gerçekten güzeldi. Fight for Fun'sı yine bir kontrol edeyim de şöyle. Abi bunu yer, yemin ediyorum bunu yer var ya. Şu halde 60 hasarımla 5'lik falan vurmam gerekiyor adamı indirmek için. Bu nedir ya? Ah, dengi bu işte. 2 katı. Bir garip. Kardeşlerim umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz her zaman olduğu gibi beğeniyorum paylaşımlarınızı destek olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize dikkat edin. Evet maalesef bu video bitti. Ama her gün iki yeni video gelmeye devam edecek. Eğer izlediğini beğendiysen ve kanaldaki yeni videolardan haberdar olmak istersen ana sayfadaki abone ol butonuna basman ya da herhangi bir videonun içerisindeki Dedele Oyunlar logosuna tıklaman yeterli olacaktır. Dedele Oyunlar kanalımızda bugüne kadar yayınlanmış olan 2000'den fazla videoyu izlemek isterseniz videolar kısmından çok kolay bir şekilde bunları görüntüleyebilir ya da oynatma listelerinden seriler halinde yine bu videoları görüntüleyebilirsiniz. İzlediğiniz bir oyunla alakalı bilgi almak isterseniz hemen o oyunun videosunun altındaki daha fazla göster butonuna tıkladığınızda o oyunun varsa oynama linki ya da satın alma linki bulunacaktır. Fakat kardeşlerim asıl önemli olan Dedele Oyunlar oyun kanalımızı gerçekten beğendiyseniz bu duyguyu arkadaşlarınızla paylaşmanız ve bunun için maalesef burada bir buton yok. Yapmanız gereken dışarı çıkmak, arkadaşlarınızı kolundan tutup yakalayıp Dedele Oyunlar diye bir oyun kanalı var. Ben izledim çok beğendim. Sen de izledin mi diye neşeyle haykırmak. Kibarca da söylemeniz yeterli olabilir.